Mehmet Gülsün önderliğinde yapılan bu gastronomi festivali 7'den bahsediyorduk. Mehmet Gülsün dedi ki yani onu en iyi Ertuğrul abi anlatır dedi. Geldiği gün ne kadar da aslında hani oh iyi geldi bu festival dediğinde. Evet. Şimdi Mehmet biraz önce dedi ki iyi geliyor insana dedi ödül almak falan. Ya yani ben de çok sarı bir şey söyleyeyim. Mehmet'in ödül alması bize de iyi geliyor. Zaten Mehmet kendisi bize iyi gelen bir çocuk yani o bakımdan. Çocuk dedi bu arada. Mehmet yani çocuk diyecek durumdayım. 5 ay sonra 70 yaşına giriyorum. Ondan sonra epey yani. orada 7'ye gittiğimiz zaman, Bomonti'deki 7'ye ben biraz da Mehmet'in zorlamasıyla gittim. Bir de Massimo Bottura oradaydı. Yani çok çok sevdiğim bir adam olduğu için Massimo'yu da biraz dinleyeyim falan diye gittim. Ama çok büyük şaşkınlığa uğradım orada. Bugün burada da aynı duyguyu yaşadım. Biraz önce Ahmet'e de anlattım. Buraya görünce de şu sokak gibi yeri görünce, arttaki bir olur görünce burada da aynı duyguya kapıldım. Yani orada da anladım, burada da anladım ki artık Türkiye'de geldiğimiz noktada gettolara ihtiyacımız var. Şimdi biraz önce burada söylenenin biraz tersini söyleyeceğim ben ya. Sokağa çıkmaktan bahsettik ama sokağa çıkmak bizi ne kadar kurtaracak onu bilmiyorum. Bizi kurtaracak olan geçici bir dönem diye bu dönemi kafamızda tasavvur edip o geçici dönemde bizi yaşatacak gettoları kurabilmek. Çünkü dünya tarihine baktığınız zaman bir inancı, bir toplumun varlığını sürdürmenin yollarından bir tanesi savaşmak. Ama savaşın riski var, yok olma tehlikesi de var. İkincisi de Kapadokya'da şurada burada gördüğümüz gibi böyle fareler gibi gettolara girip gettolarda yaşamaya çalışmak. Şimdi bu gettoları, manevi gettoları yaratabilirse ki ben kendime yaratmaya başladım. Nasıl? Yoksa öleceğim. Yani ne bileyim müzik paylaşım siteleriyle, okuduğum kitaplarla, kendim gibi olan arkadaşlarla konuşarak falan. Biraz belki kendimizi aldatmaca gibi gözüküyor ama yine de survive etmek, yani hayatı sürdürebilmenin önemli psikolojik araçlarından biri diye görmeye başladım bunu. O yüzden evet sokağa çıkmak, katılıyorum ona. Tiyatrolara gitmek, çok katılıyorum. Birebir görmek, sinemaya gitmek falan. Ama aynı zamanda da bu kafamızın içindeki gettoları da iyi inşa edip o gettolarda bu dönemin bilmiyorum ne kadar gider, ne kadar kalır mı, gider mi, ne kadar gider. Yani kendi kendimizi inandırmaya çalışıyoruz. Bu sürdürülebilir bir şey değil diye ama vallahi ben şimdi Hannah Arendt falan okumaya başladım tekrar Frankfurt Okulu'nu falan. Şablonları koyduğum zaman yani gidebilir de yani. Gidebilir de. Dolayısıyla böyle paranoyak bir dünyada sadece bizde değil, her yerde de var bu yani. Her yerde de gördüğümüz bir olay. Geçen gün Charlie Hebdo'nun bir karikatürünü gördüm. Çok çarpıcıydı ama kullanmaya korktum doğrusu. Köşemde bir ara kullanayım falan dedim. Sonra korktum. İsa'yı çizmişler. Hazreti İsa'yı çizmişler. İsa Mesih döndü diyor. Beklenen Mesih döndü diyor. Arkasından Hitler kafasını uzatmış. Ben de diyor. Şimdi inançla totaliterliğin birlikte dönmesi dünyanın başına gelebilecek en büyük felaketlerden bir tanesi. Bu felaketi biz bugüne kadar yaşamadık. Çünkü Almanya örneğine falan bakarsak o dönemlere, o dönemlerde totaliterlik geldi bir ideoloji olarak. Ama inançla beraber gelmedi. Şimdi bugün yaşadığımız dünyada, dünyanın birçok yerinde inançla totaliter bir ideoloji böyle kol kola gidiyor ve buna bizim bir idmanımız, egzersizimiz de yok nasıl cevap verebileceğimiz konusunda. İkisi de birbirinden tehlikeli şeyler bunlar ve ikisi de birbirinin içine geçmiş şeyler. O yüzden bundan kurtulmanın yolu bu gettoları yaratmak. Şimdi bu gettolar dediğiniz zaman bunlardan en önemlilerinden bir tanesi şu anda dünyada yükselen gençlerde falan bakıyorum ben. Gastronomi veya Massimo'nun dediği gibi yemek kültürü. Bu geçenlerde Bilgi Üniversitesi'ne gittim. Oranın gastronomi bölümünde çocuklarla bana yemek pişirdiler. Beraber sohbet ediyordum. Mesela
üniversite arası giriş sınavında ilk dörde girmiş bir çocuğun birinci tercih olarak gelmiş oraya. Ve diyor ki oradaki hocalar falan, yani çocuk ikna olmuşsa da kendi kendini ikna etmiş ama anne babasını ikna etmek için bayağı uğraştık diyor. Tamam mı? Yani şimdi ama bu bir gerçek. Yani ben Mehmet'in oraya gittiğim zaman samimi söylüyorum size, yemek yemek değil. Orada işte söylediğim bu beni yaşatan bir gettoyu da görüyorum. Yani yemek kültürü böyle bir noktaya doğru gitmeye başladı. Umut verici şeylerden bir tanesi bu. Müzik mesela çok umut verici. Yani müziğin tekrar şu son 1-2 yılda müziğin geldiği noktaya bakıyorum ben. Tabii çok daha iyi inceleyebiliyoruz bunları. Çünkü streaming müzik kanalları bize artık öyle bir imkan sağladı ki 30 milyon şarkıya ulaşma imkanınız var. Ben her cuma gece saat 1'de, yani Türkiye saatiyle değil, Amerika'nın gecesiyle 12'de ve 1'de yeni CD'leri koyuyorlar Spotify'a falan. Böyle hani şeyi bekleyen çocuklar vardır. Nike ayakkabılarının ilk şeyi ben alacağım veya ilk bilmem ne oyununu ben alacağım diye bekliyorum ben onları gelsin. Bakayım ilk ben göreyim ve ilk ben yazayım falan diye böyle o heyecanla bakıyorum. Mesela bana müthiş bir ufuk açtı bu. Zaten Spotify'ı en aktif kullanan herhalde Türk kullanıcılardan birisi. Evet, Türkiye'de en fazla takipçisi olan benim şu anda. Öğrendim onun da şeyini. Yani çünkü hiç ne DJ'lerle çeşitli falan müşteriyi var. Yakalayacaksın yani orada da. Çeşitli müşteriler yani öğleden sonra caz dinleyenleri, gece yarısı sevişirken müzik dinleyenleri bilmem neyi ama mesela geçen gün Hürriyet'in bir sosyalinde bir kız var Ayşe Baykal diye çok enteresan bir kız. Muhafazakar bir kız. Kendisi girdi ve orada kendi kendine Hürriyet yazarı oldu yani. Hürriyet sosyalde. Ben şaşırdım ya hakikaten ilk defa böyle bir şey. Bu kadar yıllık genel yayın yönetmenliği yaptım. Böyle bir fenomen görmedim ben. Geldi kendi kendine dükkan açtı orada. Ve o dükkanda bir anda 50 bin takipçisi oldu. 50 bin takipçi ne demek biliyor musunuz? 5 tane Yeni Şafak gazetesinin şeyde satışı demek bu. Tamam mı? Yani şimdi mesela o geçen gün şeyi keşfetmiş, Spotify'ı. Ve yazısının başlığı şuydu. Ya meğer bu Spotify beyaz Türk işi değilmiş diyor. Yazının başlığı bu. Çok hoşuma gitti yani. O kadar hoşuma gitti ki. Onun da orada diyor ki, ben diyor Umre'ye gittiğim zaman diyor tanışmak istediğim bir tane hafız vardı diyor. Suudi Arabistanlı. Fakat bir türlü tanışamadım adamla diyor. O hafızın diyor bütün parçalarını Spotify'da buldum diyor. İndiriyorum şimdi dinliyorum diyor. Yani şimdi bu hepimiz açısından biraz önceki konuşmaları çok ilgiyle izledim ben. Yani hakikaten ikisi de bize çok çok güzel şeyler anlattılar. Yani bir yandan çok karamsarım ama bir yandan da olağanüstü bir sıçrama var. O olağanüstü sıçramayı konuşalım biraz. Konuşalım. Bir şeyden bahsettiniz. Bu hani kafamızın içinde gettolardan, getto kurmaktan bahsettiniz. Şimdi bugün buradaki kalabalık bu konuşma bittikten sonra eve giderken kendisine böyle bir getto kurmak istese kafasında, kendisini daha iyi hissetmesi için, kendi kendine moral vermesi için ne önerirsiniz? Spotify'daki sizin şarkılarınızı dinlemesi dışında. Şimdi ben artık bir şey öğrendim. Konuşma yaptığım yerlere giderken hiçbir konuşma mekaniği düşünmüyorum. Hazırlanıyorum hocam ama kaotik bir konuşma. Cem Yılmaz diyor ya hani buradan çıktığın zaman aklınıza bir şey kalmayacak. Benim konuşmamdan da aklınıza bir şey kalmasın yani tamam mı? Çünkü böyle sohbet ediyoruz anlık. Ve ben bu sohbet oluşsun istiyorum. O yüzden artık biraz da kaotik konuşmak istiyorum. Özgürlüğümü ancak kaotik konuşarak, şizofrenik konuşarak elde edebileceğimi düşünüyorum. Çünkü belli bir sistematik içinde konuşmaya kalkarsam çok klasik laflar söylüyorum ve o klasik laflardan ben bile sıkılıyorum artık yani konuşurken. Dolayısıyla o kaotik konuşmayı şey yapıyorum. Şimdi mesela Mehmet de burada son zamanlarda gastronomi kültürü üzerine, yemek kültürü üzerine çok çok kitap okuyorum. Çünkü şunu fark ettim ki iyi şeflerin kendilerine ait müthiş bir filozofileri var. Son yıllarda okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesi, yani 5 kitap derseniz başına koyacağım kitaplardan bir tanesi Massimo Bottura'nın Asla Bir Sıska İtalyan Şefe Güvenmeyin kitabı İngilizcesi. Never Trust a Skinny Italian Chef. Olağanüstü bir kitap. Yani her bölümün bir yemeği, yani yılan balığını bir rock'n'roll
grubunun parçasıyla anlatıp ve bana bunu özendirmek müthiş bir sanat. Şimdi orada çok enteresan, kitabın girişinde bir bölüm var. Sen de okumuşsundur mutlaka. Ünlü bir İtalyan ressam Gino De, neydi? Gino De diyor, unuttum şimdi adını, neyse. Yani çağdaş, 1998'de ölen bir İtalyan ressamına bir çok ünlü bir koleksiyoncu, yani resim, tablolar alan bir koleksiyoncu gidiyor ki, diyor benim bir portremi yapar mısın? Adam diyor ki ben portre yapmam. Ya ne olur bana yap diyor falan. Gidiyor, geliyor, gidiyor. Peki yapayım diyor. Çağırıyor adamı, geliyor, oturtuyor şeye, tuvalini de koyuyor. Tuvali koyduktan sonra adam bekliyor orada. Bu gidiyor telefon konuşmaları yapıyor, sigara içiyor, gidiyor televizyondaki haberlere bakıyor. Bir türlü gelip yapmıyor böyle. Adam sıkılıyor artık. Koleksiyonur da yani bayağı milyonlarca dolarlık koleksiyon var adam. En sonunda alıyor eline şeyi, boya şeyini. Geliyor ortasına bir tane nokta koyuyor. Al diyor, portrem bu diyor. Adam diyor, ne portresi diyor. Vallahi diyor 10 bin metreden böyle görünüyorsun diyor. Diyor ki Massimo, bu cümle benim kafamdaki Pandora'nın kutusunun açılması oldu diyor. Neticede bu egolar, bilmem neler, hepimiz, Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği, 20 yıl bilmem ne, bana atfedilen abuk subuk şeyler falan. Sonunda 10 bin metreden bakıldığında bir tane nokta olarak görünen bir adamsın, tamam mı? Şimdi böyle baktığın zaman orada başka bir şey çıkıyor ortaya. Dünyada milyonlarca nokta var ama o noktalar arasında fark edilmenin yolları da var. O fark edilmenin yollarının ne olabileceğini düşündüğünüz zaman yaratıcı bir deha da devreye giriyor. Anladın mı? Şimdi o yüzden artık birbirine girdi şeyler. Her şey birbirine girdi. Yani bir edebiyatçıyla, bir gazeteci, bir sanatçıyla bir şey. Massimo diyor ki ben bunu okuduktan sonra diyor artık benim için diyor Tagliatella modern sanatla sürekli bir diyaloğun parçası haline geldi diyor. Tamam mı? O yüzden burada hepinizin önünde Mehmet'e aldıp da Paris'teyken hediye etmeyi düşündüm ama bir türlü fırsat bulamadım, bir kitabı hediye edeceğim Mehmet'e sizin önünüzde ve bunu ben burada kamusal olarak yapmak istiyorum. Fransızca biliyor musun bilmiyorum ama bilmen gerekmiyor, tamam mı? Marguerite Duras, Fransız yazarı, aynı zamanda Taşra'daki evinde yemek yapan bir kadın, çok iyi yemek yapan bir kadın. Fransa'da da çok iyi yemek yapmakla biliniyor. Marguerite Duras bütün yaptığı yemekleri de evine küçük bir deftere yazarmış. Reçetelerini falan. Tamam mı? Bu kitabı bu yıl bir kitap olarak bastılar. Ve bunu en iyi anlayacak insan sensin diye sana bu kitabı getirdim. Yani Duras'la, Marguerite Duras'la senin aranda. Çok mersi. Çok teşekkürler. Şimdi, yani söyleyeceğim şey o. Yine gettolara döneceğim. Hepimiz kötü bir dönemden geçiyoruz. Yani bir ülke düşünün ki yılbaşın kötü bir yıl geçirmiş. Yeni bir yıla başladığında daha ilk saatinde kendinizi çok akraba hissettiğiniz, ya orada ben de olabilirdim dediğiniz, bir ihtimal arkadaşlarınızın da olduğu o gece, yani inanılmaz vahşetle karşılaşıyorsunuz ve söyleyecek lafınız kalmıyor yani. Bölünmüş bir toplum, toplumun bir bölümü vahşi şeyler atıyor. Yani ona mı öfkelenirsiniz, buna mı üzülürsünüz? Üzülmeyle öfkenin birbirine karıştığı ve bir de müthiş bir umutsuzluk sosuna bulandığı iğrenç bir yemek var karşınıza yani. Bunu yemekle şeyimiz. Ya burada bile hayattan keyif almanın yollarını bulmalıyız gibi bir çok bencilce gelebilecek bir cümleyi telaffuz etmek istiyorum. Bunu küçümsemememiz ve bu cümleden kaçmamamız lazım bizim. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Bazen karım eleştiriyor beni. Ya diyor sen böyle bir dönemde bile nasıl bu kadar bencilce davranabiliyorsun diyor bana. Bencilce davranım dediğin zaman ben de tabii irkiliyorum hemen. Ama bu bencillik midir? Şimdi işte bilmiyorum yani. Bunu bazıları bencilce görüyor. Peki nedir yani? 40 kişi ölünce bütün eğlenceleri iptal etmek nedir? Çünkü o eğlenceye gidersek bencilce davranmış olacağız diye biz dahi düşünüyoruz bunu. Ya yani kendimiz elimizle bütün hayatı durdurmaya, onun aleti ve onun o ideolojinin yayıcısı haline gelmeye başlıyoruz. Ben de o yüzden diyorum ki
Ya inadına diye bir kelime kullanıyorum hep. Çok sinirleniyorum ben bunu yazdığım zaman. Ya inadına bazı şeyleri yapma zamandır diye düşünüyorum. Neleri o yüzden, mesela? Ya hayattan keyif alacaksın ya. İçkiyi seviyorsan içki içmeye devam edeceksin. Abartmamak şartıyla. Ha bu arada çok güzel bir kitap okuyorum. Onu da parantez açıp şey yapayım size. O da seni de ilgilendiren bir olay. Alkol olduğu için işi içinde. Çok mu içiyorum? Hayır, hayır. Senin mesleğinin bir parçası. Ben son 1,5 ayda epey içtim yani. Kimseye tavsiye etmiyorum. Sakın içmeyin. Çok güzel bir kitap okuyorum. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Medeniyeti Ortaya Çıkardı kitabına. Tam benlik bir kitap yani. Zaten baştan çıkarılmaya hazır şu anlattığım şeylere uygun bir hayat kurmaya çalışıyorum. Kitap bana çok iyi geldi ve kitap tabii ki tahmin ettiğiniz gibi ilk kötü alışkanlık, aslında ilk kötü alışkanlık tabii seks. Ama ondan sonra gelen meğer alkolmüş. Nesi kötü? Ben demiyorum. Original, ay kitap ne diyor? Nesi original kötü? Sin, biliyorsunuz sevişmek yani. Original, ilk günah dediğimiz şey. Ama 2000 sene önce yazılmış. Hayır, daha da girdi. O bakma, tabii tabii. Tek tanrılı dinler biraz şeydir. Şimdi kitaptan öğrendiğim bir şey var. Çok eğlenceli de yazılmış bir kitap. Diyor ki, o demiyor, ben böyle yorumluyorum. Aslında hepimiz alkol bağımlısıyız. Ve en alkol bağımlısı olan, tabii ilk önce şeyden başlamış. Alkolü ilk keşfedenler kim diye, tabii ki tahmin edeceğiz, bir maymunlar keşfetmişler. İlk defa fermante olan meyveleri yiyerek falan kafayı buluyorlarmış. Ve 4 derecelik bir alkol falan oluyormuş. Ve çok daha fazla sevişiyorlarmış. Fermante olmuş meyveleri yedikten sonra. O yüzden de hatta sarhoş maymun sendromu diye de bir şey çıkmış yani anlattıkları. Oradan öğrendim o kavramı da. Sarhoş maymun sendromu diye. Bende var mesela bu kesinlikle. Direkt otosansüre giriyor bu yavaş yavaş. Şimdi orada çok enteresan bir şey yapmış. Daha doğrusu 2 tanesini söylüyor, 3.'sünü ben tamamladım. Tek tanrılı dinlerin alkolle, alkol bağımlılığı var. Tek tanrılı dinlerin, bütün dinlerin alkol bağımlılığı var. Mesela Hristiyanlıkta şarap, İsa'nın yani Tanrı'nın kanı. Değil mi? Ne diyor İsa? Ekmek için bu benim etim, şarap için de bu benim kanım diye sunuyor. Yani Tanrı'nın kanı olarak görüyor Hristiyanlık şarabı. Ondan önceki Yunan inanç sistemlerine geçtiğinizde orada şarabı Tanrı'nın kendisi olarak görüyor. Değil mi? Şarap tanrısı var. Şimdi bu sizin son 1,5 aydaki alkol kullanımınızı meşrulaştırmak için mi konuşuyoruz bunları? Onu ama, netleştirelim. Ama Müslümanlığın da bir katkısı var. Şimdi birisi Tanrı'nın kendisi olarak görüyor. İlk gelen din, Yunan dinine inançları. Ondan sonrakilerden bir tanesi Tanrı'nın kanı olarak görüyor. Müslümanlık da deccal olarak görüyor. Şeytanın kendisi olarak görüyor. Yani o da inancın sisteminin bir parçası içerisinde. Yani o bakımdan herkes alkol bağımlısı. Rahatladım ben de yani bu bakımdan. Tabii Bukowski olmak istemiyorum yani. Öyle bir şeyim yok ama. Rejime de başladım artık şimdi. Sadece 2 bardak içiyorum akşam şarapları. Ama bu gastronomi olan merakınız ve gastronomiden ilham almanız, gastronomiden beslenmeniz hakikaten ufuk açıcı ve güzel bir örnek. Mesela yeni araştırma örnekleri var ve dünyadaki en yaratıcı, en başarılı insanların alanında daha başarılı olmak için bambaşka farklı alanlardan beslendiklerini gösteriyor. Atıyorum bir yazardan bahsediyor. İşte bu yazar çiçeğe takmış kafayı, sürekli işte çiçekle bahçeyle uğraşıyor. Bir şef olarak başka mutfak dışında hangi alanlar seni daha mutlu ediyor, ilham veriyor, üretmeni kılıyor? Herkesin yani şimdi yoğun bir iş yemek yapmak ve aslında çok monoton bir iş. Ne kadar yaratıcı gibi gelse de o yaratım süreci evet belli bir hayal gücü, belli bir yaratıcılık gerekiyor ama ondan sonra lokantacılık dünyasında aynı işi tekrar aynı şekilde yapmak gerektiriyor. Fiziksel olarak da nispeten yorucu bir iş. Bir de köreltici bir şeydi değil mi? Tabii. Benim
kaçış noktam veyahut da benim ilham noktam ben doğaya giderim. Ya denize çıkarım ya dağa tırmanırım ya işte evet yani şey insanlardan uzaklaşırım. Nispeten medeniyetten uzaklaşırım. Genelde dağ bayır benim şey kaçış noktam o. O ilham asıl ilhamı orada buluyorum. Çok kurcaladım bunu yani asosyal misin işte çok insan gördüğün için işinde bundan dolayı mı yoksa bir derdin mi var diye kendi kendime çok sordum ama ne çıktı? Emin değilim herhalde ölene kadar da aramaya devam edeceğim ama son zamanlarda geldiğim nokta şu özellikle Anadolu'yu çok gezmeye başladıktan sonra yemeğin temeli veyahut da yaptığımız işin temelinde yani her bir şey doğadan geliyor ve bir şekilde onu yok ederek, ilerleyerek ancak ben işimi yapabiliyorum. Ben öldürmek zorundayım işimi yapabilmek için. Ya bir hayvanı öldüreceğim, ya bir bitkiyi öldüreceğim. Kullandığım her şey, istisnasız her şey bir zaman canlıydı. Ve bu ikilemde galiba, o da bir zaman deniz de canlı aslında baktığın zaman. Yani tuz bile baktığın zaman, beni yani şimdi kaya ya da canlı diye bakan bir bakış açısı diyebiliriz. Her şeyde bir titreşim olduğunu veyahut da her şeyin aslında bir bütün olduğuna diye bakarsak eninde sonunda biz işimizi yapabilmek için bir şeyi öldürerek ilerliyoruz. Peki ben bunu nasıl o zaman kendi kendimize daha okey o zaman ben et yemeyeceğim ben vegan olacağım. Tamam bitki de canlıydı bir zaman. Hatta bugün yediğin evinde yediğin salatanın dibine al bir bardak suyun içine sok birkaç gün sonra yeni bitki çıkar oradan. Ve yemeye devam edebilirsin. Aslında ölmedi, halen canlı. Bu kafa karışıklığı yani diyebilirsin. Bitkisel yamyamlık diye bir şey mi var? Bilmiyorum yamyamlık mı değil mi? Kendimiz değil, yani biz evet bitkisel değiliz aslında evet ama bu soruların içinde gittikçe kaçmaya başladım. Ya gittikçe doğaya kaçmaya başladım. Dağın tepesine gidiyorum, kendi kendime oluyorum vesaire. Ve tabii doğaya yaklaştıkça, toprağa dokundukça orada üretim yapan teyze ya da amcaya, genelde teyze ve amca, gençler pek köyde kalmadı. Onlara ulaştıkça ciddi yaratıcılık çıkıyor ortaya, yeni fikirler çıkıyor ortaya, yeni ilham kaynakları, alanları çıkıyor ortaya. Ve en boktan zamanlarda bile öyle bir sükunet var ki köyde veyahut da dağda. Yepyeni şeyler geliyor ortaya. Kars'ta beraber... Ya mesela senle Kars'a gittik. Evet. Bambaşka bir dünya baktığın zaman çıkıyorsun yaylaya bilmem kaç metre, hiçbir şey yok ortada. Mehmet bir şey sorabilir miyim sana? Ben bu San Sebastian'da Arzak'a gittiğimde bana dediler ki 4000 ingredient var dediler kullandığımız. Senin mesela ne kadardır biliyor musun? Hiç saydın mı? Bilmiyorum ya? Saymadım. Öyle... Küçük kutularda binlerce şey var orada böyle. Var onlar da var. Onların mutfağında genelde çok böyle arşivlerler evet. Vesaire. Ben o kadar sistematik biri olamadım. Hep gıpta ettim, hep denedim. Defterlere böyle öğrenciler bir yeni defter alır ya sene başında kalemlerini alır. Ondan sonra ben de öyleydim ama hiçbir zaman sonunu getiremiyordum. Genelde darmadağın bir şekilde bitiyordu. Gerekli mi peki bu kadar sistematik çalışmak? Ama deneysel bir mutfak ama onlarınki zaten. Ya, muhakkak faydası var. Olmaz olur mu? Şöyle baktığın zaman... yani mutfak açısından baktığın zaman bugün yeni bir yemek yaratabilmek için ya yeni bir ham madde bulman lazım ya yeni bir metod ya da teknoloji neyse bulman lazım. Eninde sonunda yeni bir şey lazım. Yoksa çoğu şey yapıldı. Yeni bir şey yaratmak bugün gerçekten zor. İnsanlar zaten bunun farkına varmaya başladı nispeten ve tamam bak kasmayalım bu kadar da. Gelenekseli daha iyi hale nasıl getiririz üzerine gidelim. Moleküler biraz durdu da. Moleküler mutfak durdu biraz. O tamamen yani zaten o kötü kelime artık. Yani evet. Tukaka kimse moleküler demek istemiyor artık. Yani modernist gastronomi deniyor artık. Modernist lafı kullanılıyor bugün moleküler dışında. Moleküler kötü çocuk bugün. Sistematiğe geri gelmek için bu sistematik araştırma yaptığın zaman buğdaydan gidecek olursak mesela. Buğdayın bir sürü çeşidi var. A buğdayıyla bunu elde ederim, B buğdayıyla bunu elde ederim, C buğdayı ise bambaşka bir sonuç veriyor. Bunun notunu doğru tuttuğun zaman o C buğdayla elde ettiğim sonucu başka bir ürünle yapmaya başlarsam normalde C buğdayıyla kullanmadığım o ikisinin birleşiminden bambaşka bir iş çıkabiliyor. O yüzden sistematik bir araştırma aslında çok yararlı olabiliyor. Faydası olabilir. Evet. Bu hani söylenecek her şey söylendi, denilecek her şey denendi dedin. Ve
yeni ürünler buluyoruz. Yeni bir şey yaratmak için ya yeni bir ürün ya yeni bir teknik ya da bunların birleşiminin de. Yani sen bir Meksikalıyı Anadolu'ya götür, pardon, Meksikalıyı al Anadolu'ya götür, bin bir tane yeni yemek çıkar. Çünkü onun tekniği ya da birikimiyle oradaki ham maddeyi birleştirdiğin zaman başka bir iş çıkar. Gastronomi dahil çok birçok alanda yeni bir şey söylemek için hiç olmadığı kadar bir öze dönüş akımı var. Ve bunu en çok da gastronomide görüyoruz. Yani sanki yeni bir şey söylemek için önce bir öze dönmek ve oradan beslenmek gerekiyor. Daha çok ileri bakmak yerine. Ve o yüzden aslında gastronomide işte bir moleküler lafını resmen işte tüy kaka olmuş durumda. Sen bu öte dönüş hikayesinde Anadolu'yu gezerken işte bütün hiç bilmediğin işte hikayeler, tarifler, malzemeler keşfederken nasıl bir üretim süreci yaşadın? Bu deneyimden neler çıkardın? Yani çünkü biz bunu aynı şekilde ben belki işte yazarlık ve edebiyatta ya da gazetecilikte kullanabilirim. Öteki belki teknolojide kullanabilir. Bu hikaye, bu keşif hikayesi, özlü keşif hikayesi her alanda kullanılabilecek bir model. Bizim hikaye aslında çok bencil bir şekilde başladı. Demin anlattım. Yani bizim temelimiz ham madde. Yani iyi bir yemek yapmak için iyi bir ham madde ihtiyacımız var. Bu kadar basit aslında. Yani kötü bir domatesten iyi bir yemek yapamazsın. O yüzden daha iyi malzeme bulmak için yola çıktık. İstanbul gibi bir şehirde tarlaların olmadığına göre ya da temiz tarlaların olmadığına göre biraz öteye gitmek zorundaydık. Biraz öteye gittiğimiz zaman bir şeyler keşfetmeye başladık. Sonra biraz daha öteye gittik, biraz daha öteye gittik ve aslında hikayenin veyahut da ihtiyacımız olan bu iyi ham maddelerin olduğunu gayet aslında iyi ham maddenin telefonla gelmeyeceğini, iyi ham maddenin bizden daha fazla seyahat etmemesi gerektiğini anlamaya başladık. Bir yerden FedEx'ten ya da DHL'le gelmeyeceğini anlamaya başladık. Anlamaya başladık demeyeyim de biliyorduk ama kabul etmeye başladık. Kaç kilometreden gelmesi lazım mesela? Çok değişik teoriler var. 30 kilometre diyenler var mesela. 30 kilometre diyenler var. O zaman İstanbul'da yemek yemeyiz. Şimdi herkesin gerçeği çok farklı. Bugün Tire'ye gitsen evet %100 katılıyorum ama İstanbul için geçerli değil. Veyahut da işte René'nin çok tatlı bir lafı vardır işte New Nordic mutfak deniyor vesaire. Adam Grönland'dan da yemek getiriyor. Şimdi Danimarka neresi, Kopenhag neresi, Grönland neresi? Binlerce kilometre var arada. Yani o yüzden lokal yemek nedir, yerel yemek nedir diye bugün çok tartışılıyor. Neyin ne olduğu çok tartışılıyor bu aralar. Limon veyahut da domates veyahut da patlıcan bugün Anadolu malzemesi mi değil mi diye tartışılabilir. Hiçbiri değil aslında. Hepsi başka yerlerden gelme. Ama hepsi de yerel malzeme. O yüzden yarın öbür gün ananas da yerel malzeme olabilir. Veyahut da kivi. Ve gayet normal karşılanacak bu bilmem kaç sene sonra. Ama baktığımız zaman, bizim asıl hikayeye baktığımız zaman araştırmanın ham madde ötesine gitmeye başladı. Aslında o üreticiye gitmeye başladı. Çünkü o ham maddeyi doğru, namuslu diyeyim, gerçek anlamda, dini anlamda değil, gerçek anlamda namuslu bir malzemeyi bulabilmek için o üreticiyi bulmamız gerekiyordu. Toprağına iyi davranan, hayvanına iyi davranan, denize iyi davranan bir üretici bulmamız gerekiyordu. Gerçek anlamda ahlaklı bir üretici bulmamız gerekiyordu. Bunun için de yola çıktık. Anadolu'yu da tamam nispeten iyi gezen tozan oraya buraya gezen biriydim ama bu başka şeyleri yol açtı. İşte evlerinde kalmaya başladık, düğünlerine, sünnetlerine, cenazelerine gitmeye başladık. İşte gittiğimiz zaman sen gördün birlikte kimlerle ne tür ilişkileri girdiğimizde. Evet. İşte biri evini açıyor gel kahvaltı edin bizde diyor. Öbürü gidiyor yok evladım onu böyle kullanmaman lazım, bunu böyle kullanman lazım diyor. Ya da ama oradaki hikayen bir şekilde bütün o bilgiyi alıyorsun ama sonunda bildiğini okuyorsun. Yani ya da bildiğine uyarlıyorsun. Yani bir oradan alıp aslında bildiğimi okuyorum. Aynen öyle. Şöyle bir yaklaşımımız var. Geleneklere çok saygım var. Geçmişe çok saygım var. En çok okumaya sevdiğim şeylerden bir tanesi tarih. Ama umurumda da değil. Hiçbir zaman yani ihtiyar heyetinin dizinin dibine otururum. Saygıyla ve sevgiyle dinlerim. Ama ondan sonra bildiğimi okurum. Bütün o zihinsel bariyerler var ya kafamızda, örf ve adet denen o çok böyle üstümüze gelen hele bu dönem. Onları böyle dozerle indirmeyi çok seviyorum. Aynı dozerle indirme etkisini sizin yazılarınızda da hissediyoruz. Çok dozer diyeceğim, çekişle falan yapıyoruz ya. Dozerle yapmaya kalksak duramayız yerimizde zaten yani.
Ama neden yani bildiğini okuyan, her şeye rağmen lafını sakınmayan, bildiğini okumayan... Çok doğru bir şey söylüyor. Lafını ben. Duruşunuz çok var. Doğru bir şey söylüyor. Zaten yani şimdi biraz önce çok güzel bir laf edildi burada. Yani muhalif olmakla ilgili. Muhalif olmak ille de kavga etmek değil. Biz uzun yıllar muhalif olmayı sadece kavga etmek olarak algıladık. Muhalif olmak, şunu keşfediyoruz artık. Muhalif olmak, kendin gibi durmak da muhalif olmak. Çok önemli bir şey yani, kendin gibi durmak. İlle gidip Tayyip Erdoğan'a bir şeyler söylemek değil muhalif olmak. Çünkü benim bugün muhalif olduğum şeyler içerisinde Tayyip Erdoğan önemli bir yere sahip ama tek değil ki. Biraz önce örf ve gelenekler dediniz. Ben örf ve geleneklerle Türkiye'nin hepsinde mutabık değilim. Mesela ortak değerler şeyi yapılıyor şimdi. Ortak değerlerimiz nedir? Sanki çok şey gibi bir şey. Benim için ortak değerler üzerinde birleşmek önemli bir şey değil ki. Önemli olan ortak olmayan değerlerimiz konusunda karşı birbirimize saygımız var mı? Önemli olan bunu konuşmak. Ve bu çağın anayasaları ortak olmayan değerler üzerine daha çok inşa edilir. Ortak değerler üzerine inşa edilmez ki. Ortak değer ne? Gidip açık, gizli oy, açık tasnif, oy vermek, bilmem seçim sistemi, şu bu falan. Asıl kendini azınlıkta hisseden insanlar nasıl korunacak? Kendini ifade etmesi için ona o özgürlükler nasıl sağlanacak? Yani bugün şimdi bu troll güruhunun yaptığı ruhumuzdaki ruhumuzu enkaza çeviren şeyi anayasayla önlemek mümkün mü? Değil. Toplumsal bir mutabakatla oluşacak bir şey bu. Yani anayasaya yazamazsın. Troller bilmem nedir cezalandırılır diye. Çünkü nereden itibaren trolleşmenin başladığını da daha bilmiyoruz. Ama bunların olmadığı bir yerde sanki çok matahmış gibi ortak değerleri konuşuyoruz. Şimdi yani hepimiz kendimiz gibi olmayı başarabilirsek bence en büyük muhalefet bu. Nedir kendimiz gibi olmak? Şimdi bu sene ben dikkat ettim. Benim mahallemde hep yılbaşı şeyleri ışıklandırırdı insanlar evlerini. Ben çok eskiden beri ışıklandırdım. Hiç param olmadığı zamanlarda bile bayağı para harcayıp ışıklandırdım evimi. Hoşuma gidiyor. Bu Noel'le bilmem neyle alakası olan bir şey değil. Ben bayramlarda da ışıklandırıyorum evimi çünkü. Bizim bayramlarda da ışıklandırıyorum. Cumhuriyet Bayramı'nda da ışıklandırıyorum. Biraz bu kendiniz gibi olmak. Tamam mı? Bu yıl baktım mesela benim dışımda neredeyse benim mahallemde kimse yakmadı ışıklarını. Korkmuşlar belli ki. Tamam mı? Yani şimdi burada eğer kendi çapımızda bir muhalefeti yapmak istiyorsak cesur durabileceğimiz alanlar var. Bu cesur durabileceğimiz alanların başında da kendimiz gibi olmak ve kendimiz gibi yaşamaya devam etmek. Kendinizden örnek verin. Ben böyleyim diye şarkımız var. Ne kadar güzel bir şarkı. Hepimiz ben böyleyim diye söylüyoruz Türkiye'de. Çok ortak bir şarkı, tamam mı? Bu şarkıyı hepimiz seviyoruz ama hiç kimsenin ben böyleyim gibi yaşamasına da izin vermeyen bir ruh hali giderek yayılıyor bu ülkede yani. O bakımdan ben yazılarımda şunu yapmaya çalışıyorum artık. Yani biraz kendim gibi ukalalıklarımı yazayım. Bana diyorlar ki çok marjinal şeyler yazıyorsun diyorlar bazen bana. Ya ben hiç öyle marjinal falan görmüyorum. Geçen pazar yazdım. Bu 1843 dergisinde şeyi soruyorlar herkese, ünlü kişilere. Keşke bunu ben yapsaydım dediğiniz ne var diyorlar. Philip Stark'a sormuşlar tasarımcıya. Adam diyor ki, benim diyor bugün keşke ben yapmak istediğim bir tek dizayn var, sonsuzluk işareti diyor. Tamam mı? Sonsuzluk, onu ben bulsaydım diyor. Şimdi ben de böyle düşünüyorum da keşke ben yapsaydım demeden yapabileceğim şeyler var mı diye bakıyorum. Ha benim de var mesela. Ben şu Çetin Altın'ın son lafını, yani hayal ettiğim ülke bu değildi cümlesini ben kurmak isterdim. Çok kalıcı bir cümle çünkü. Çok kalıcı. Ve üzerinde yıllarca konuşabileceğimiz bir cümle. Çünkü şu da var onun içerisinde. Hayal ettiğimiz ülke neydi? Hepimizin ama. Bunu konuşmaya başladığımız zaman görüyoruz ki hepimizin hayal ettiği ülke de aynı değil yani. Sizin neydi? Benim hayal ettiğim ülke insanların özgürce yaşayabileceği, Akdenizlik ruhunu kaybetmemiş, canlılığını koruyan, en azınlıktaki duygularına bile hoş bakan
bir ülke. Çünkü çok çektik biz yani. Biz uzun, benim hayatım bayağı uzun bir hayat ve bu uzun hayatta epey şey gördüm. Epey ızdırap ve acı gördüm yani, tamam mı? Arkadaş kaybını gördüm, ülkemin insanlarının çektikleri ızdırapları gördüm falan. Yeterince çektim ve 21. yüzyılda artık daha güzel bir Türkiye diye bir şey bekliyordum. Hayatımda görmediğim kadar bir Türkiye çıktı ortaya. Kötü bir Türkiye çıktı maalesef. Yani bazen üzülüyorum, bu Türkiye'de mi öleceğim diye. Çünkü bu bir insanın hayatında yaşayabileceği en büyük düş kırıklığı. Çetin Altan böyle gitti. Bu düş kırıklığıyla gitti maalesef, tamam mı? Çetin Altan'ın düşüncelerine katılırsınız, katılmazsınız. Ben de bazılarına katılmıyordum. Ama bir ülke, hiçbir mensubuna hayal ettiğim ülke bu değildi dedirtmeyecek bir metinde, bir mutabakatta anlaştığı zaman hepimiz için arzu edilen ülke olur o. Yani onun içerisinde inançlı insanların özgürce inançlarını, inanmayan insanların özgürce inançsızlıklarını falan. Ütopya gibi gözüküyor bize bu şey. Bu ütopya falan değil ki ya bu. Biz 19. yüzyılın başında, 18. yüzyılın sonunda bunları düşünüyordu insanlar. Peki kişisel bir merakım şu. 70 yıl ve işte yani bu kadar çektiğiniz ızdıraplardan, yani yaşadığınız... Abi ben çok ızdırap çekmiş bir adam değilim. Ama hapse girmediğim bilmem ne olmadı. Yani. Ama kayıplarınızdan bahsettiniz. Tüm bunlara rağmen 2016'da mesela işte Spotify'da bu kadar mesela yeni şeyler keşfedecek, yeni müzikler bulacak, bunlarla insanları paylaşacak, o umudu, enerjiyi nasıl buluyorsunuz? Bir kere Aydın Doğan bana çok iyi imkanlar sağladı. Param var. Yani şimdi bunu söylemek çok hoş bir şey değil ama yani. Var yani. Hepimizin Aydın Doğan'ı yok, o yüzden. Evet, hepimizin Aydın Doğan'ı yok. Başka bir cevap geçerli. Şimdi ama o parayı kazanmanı için ödediğim tabii epey şey de var yani. Bedel de var. Bunu da hemen öyle bana getirip cebime konmuş para değil bu. Tamam mı? Ama bu ne demek? Yani adamın biri çıkıyor, bir gün bir tane hakim, şu yazarın bütün mal varlığına el koydum diyor. Tamam da ama o umut, yani, o enerji sadece... Yani şimdi yarın, yani düşünüyorum parayla ben şimdi. Parayla mı sağlanır? Şimdi söyleyeceğim yani, şimdi Hilmi Yavuz, hayatım boyunca düşünce olarak kavga ettiğim bir adam. İlk tanışmamız Ercan Arıklı'nın evinde bana dayadı sigarayı bulma falan. Enis Batur'la sen Marksizmi yıkmak için CIA tarafından yetiştirilip bu ülkeye gönderilen adamsınız dedi. Tanışmamız böyle oldu yani. Ben daha o zaman 30'lu yaşlarımın başındaydım. Ben de dedim ki ya yani bu ülkede Marksizm böyle dedim. İki tane karısının bileziklerini ve altını satarak dergi çıkaran adam tarafından yıkılacaksa siktir olsun yıkılsın. Yani. Ondan sonra böyle başladı. Şimdi hiçbir zaman da uyuşmadı. Ya ama bir şey söyleyeceğim ya. Ya bu adam bütün hayatını şiir yazmak, bir yerde dergide yazı yazmak ve öğretmenlikle kazanmış bir adam. Bu adamın malının varlığına el koymak ne demek Allah aşkına ya? Ne demek yani bunun mal varlığına el koymak? Hiçbir vicdanı sızlamaz buna el koyan insanların ya. Yani şimdi böyle bir ülke, bunu görmek bana yeterince acı veriyor. Beni korkutması değil sadece. Yani bu insanın acısını hissetmeyen bir insan olamaz bu ülkede ya. Kim olursa olsun. Ali Bulaç. Benimle ne dünya görüşü ne inanç görüşü hiçbir zaman uyuşmayan bir insan. Ben adamın kitaplarını okuyorum ya, bu adamın düşünceden başka neyi var Allah aşkına? Kavga ederim, çatışırım, bilmem ne yaparım, yazarım, karşılıklı konuşuruz falan. Şimdi yani bütün bunlarda baktığınız zaman da benim imkanlarım şu anda bana hiçbir görevim yok artık benim yani. Hiçbir görevim yok. Zaten kimse de bana çok iyi yönetim kurulu üyeliği yapabilirim. Kimse de bana yönetim kurulu üyeliği teklif etmiyor. Vizyonum falan şey buna. Tamam mı? Korkuyorlar çünkü. Buna verirsek başımıza bir iş gelir falan diye. Ondan sonra bu da bana çok iyi bir zaman sağlıyor. Bir de şu var. 20 yıl boyunca genel yayın yönetmeni yaparken epey şey atlamışım. Ben çok hayatım boyunca hep hype yaşamış bir insanım. Yani hep ileriye bakarak her şeyin önce ben öğreneyim duygusu yaşamış bir insanım. 20 yıl boyunca bayağı şey kaybettim. Düşünebiliyor musun? The Cure topluluğunu kaçırmışım ben 80'lerde. Ya daha yeni keşfettim ben Friday I'm in Love şarkısını, Pictures of You şarkısını. Durmadan dinliyorum şimdi tekrar o 20 yılı kazanayım diye, ama bir şey söyleyeceğim sana. Los Angeles'a gittim geçenlerde. Bütün AVM'lerde Cure'un şarkısı çalıyor.
80'ler kayıp yıllardı diyorlardı. Şimdi anlıyoruz ki 80'lerde çok iyi müzik yapılmış. Geriye dönüp baktığın zaman. Yani şimdi sosyolojik olarak bunları çok artık tekrar bakıp görüyorum. Önceki gece sabaha kadar oturdum. Netflix'te harika bir hip-hop ve rap'in ortaya çıkışını anlatan 4 bölümlü bir şey dizi seyrettim mesela. Yani bunu ben bir sömestr, sosyoloji hocasıydım ben, bir sömestrde öğrencilere anlatamayacağım kadar çok şeyi öğrendim burada. Yani Bronx'tan nasıl doğduğunu, New York'a nasıl taşındığını, ilk bu siyah müziği ilk keşfeden beyazların punkçılar oluşunu, niye punkçılar olduğunu, bunlarla ilgili o kadar çok şey okudum ki. İşte o zaman senin gastronomine geliyorum. Yani artık hepimizin hayatı sadece bir tek şeyden ibaret değil. Benim üzüldüğüm o. Yemek masasına otururuz, Tayyip Erdoğan konuşuyoruz. Kalkıyoruz, Tayyip Erdoğan konuşuyoruz. Şimdi benim oturduğum yerlerde ben artık konuşmuyorum bunu. Başladım birisi, kalkıp gidiyorum. Sinirim bozuyor çünkü. Sinirim bozmayayım, bir şeyim yok benim. Zamanım da yok artık, vaktim de kalmadı. Ben hayatımın geriye kalan kısmında tek başıma da olsam, bencilce de deseler, bilmem ne de deseler, bu topluma böyle daha iyi hizmet ettiğimi düşünüyorum. Yani Emin Çoraşan gibi her gün yazarak da hizmet edebilirsin. Öyle bir muhalefetle de. Ama bireysel duruşunu onurlu bir şekilde tutarak ve bildiğin hayatı yaşamaya devam ederek de muhalefet yapabilirsin. Bence bu daha önemli. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden Mehmet bana hep heyecan veriyor. Ne zaman gitsem bana Anadolu'dan, yabancı dergilerdeki yazıları okuyorum Mehmet'le ilgili çıkmış. Dergilerdeki, kuzeyden yapılan dergilerle ilgili falan. Ya bütün dergilerinde bu çocuk Anadolu'da. Yani Anadolu'da ya. Bana heyecanla anlatıyor ve oradan bir peynirler getiriyor. Ben de heyecanlanıyorum yani, tamam mı? Ve bir an için çıkıyorum Türkiye'den. Bu ama dışarı. Yani acayip bir işini hakikaten aşkla yapmanın evet. En güzel örneği. Evet. Yani ayrı işi, bir yani işi tutku. Aşkla yapmak, tutku her şeyde önemli. İlişkide de önemli, işte de önemli, çocuğunla olan ilişkide de önemli, her şeyde önemli. Eğer heyecan ve merak yoksa, şimdi işte 5 ay dedin değil mi? 5 ay sonra 70 yaşında olacağım diye. Ama halen The Cure. Netflix. Yani Netflix The Cure. İşte, yani işte hip-hop'un veyahut da işte rapperların ilk, hele o serinin ilk başta o rapping, o sokaktaki rap şeyi nasıl evet, başladığını yani, falan anlatıyor. Hatırlıyorum şimdi evet. Anlatınca Get böyle down. Hiç. Nasıl? Get Down. Evet. Şimdi bu da meraktan kaynaklanıyor. Merak, heyecan. Bir sonra ne olacak? Sonra ne olacak? Sonra hep yarını veyahut da yarın değil de bir konunun sebebini bir de arkasını araştırmakla da geliyor. Eğer heyecanlı değilsen zaten yürü git. Yani hani, o zaman zaten işte heyecanlı olmasan veya meraklı olmasan kimse buraya da gelmezdi. Oturup bu akşam Netflix seyrederlerdi belki. O başka. Diyor ya, diyor ya öldürerek. Benim diyor mesleğim öldürerek bir şey yaratmaktır diye. Ben de artık şunu görüyorum. Ben de sabit fikirlerimizi, yerleşik bilgilerimizi, geçmişteki bilgilerimizi bilinmeyi öldürerek ancak yeni bir şey inşa edebiliriz. Ya yani biz de bir tür, biz de hepimiz de birer şefiz yani. Bir şey yapıyoruz, hayatımızla ilgili bir anlattığımız bir hikaye var. Bu çağın en önemli kavramı storytelling. Bütün her yerde böyle bu. Yani şu Ahmetlerin yaptığı işte de bilmem ne dedi. Bana Ahmet geldiğimden beri bunun hikayesini anlatıyor bana. Tamam mı? Çünkü hepimizin en heyecanlı anlattığı şey hikayemiz. Hepimizin bir hikayesi var. Dolayısıyla yani çok doğru bir şey söyledi Mehmet şimdi. Bu hayatı böyle bir dizi film gibi tasarlayıp nasıl bir sonunu bekliyorsun bir sona attırıyor. Merakla ikincisini bekliyorsun. Hatta artık şimdi merakla bekleyemediğimiz için falan Netflix hepsini birden çıkarıyor. Hepsini birden çıkarıyor. Oturuyorsun bir iki gece sabaha kadar. Hepimiz de zaten artık boş vaktimiz var. Çünkü bir kısmımız işsiz. Bir kısmımız işte yaşı gelmiş gitmiş bilmem ne olmuş. Bir kısmı zaten part time çalışıyor. Hepimizin bu dizi filmi kendi kendimize kurgulama ve yaratma imkanımız var. Yani heyecan dediğin şey çok doğru bir şey. Herkes gastronomiyi sorguluyorsun. Heyecan duyduğumuz ve zannediyorum başta da Massimo'yu anlattığı zaman birçok başka aşçı arkadaşımla da baktığımız zaman kendi kendimize değil ama şunun farkına varmaya başladık. Ya gastronomi sadece yemek yapıp da birinin önüne koymak değil. Eninde sonunda yemek yaptığın zaman ki eninde sonunda hayatta kalabilmek için her gün yemek yiyeceğiz. Hepimiz her gün yemek yiyeceğiz ve birileri tercihen kendimiz bu yemeği yapıyor olacağız.
Ve yaptığımız zaman dünyayı birçok şeyden daha fazla etkilediğimizin farkına varmaya başladık. Uzun zamandır bunu bilmiyorduk, hiçbirimiz bilmiyorduk. Büyük bir Amerikan arabası diyeceğim özellikle burada. En çok yakıtı harcandığını düşündüğümüz için Amerikan arabasını söyleyeceğim. İşte ben bilmem ne işte X marka büyük araba kullandığım zaman dünyayı çok kirletiyorum. Suçluluğu içinde insanlar hibrit arabalar kullanmaya başladı. Veyahut da işte buna benzer hikayeler. Halbuki yediği yemek dünyayı çok çok daha fazla. Yani çatal bir araba anahtarından çok daha etkili. Bunu farkına varmaya başladı insanlar. Yediğin yemek, seçtiğin yemek, işte marketin ya da manavın rafından ya da işte sepetinden aldığın ürün dünyayı o kadar etkiliyor ki. Sadece hem, dünyayı değil bizi de etkiliyor. Hem vücudu etkiliyor, hem komşuyu etkiliyor, dünyayı etkiliyor, yarının yani çocuğunun geleceğini etkiliyor. Yediğin ya da yemediğin bir balık, yediğin etin miktarı, yediğin sebze cinsi. Hangi hayvanı yiyeceksin? Kuzu mu daha zararlı yoksa işte atıyorum dana mı daha zararlı? Kendimize değil, çevrene vesaire vesaire. Ve bu şekilde tüketmeye devam edemeyeceğimizi hepimiz biliyoruz. Yani imkan ihtimali yok zaten. 2050'de balık malı kalmayacak denizlerde. Geri dönülmüyor. Yani geldik o noktaya. Yani kalmayacak. O yüzden başka ne yapabiliriz? Bitecek mi dünya? Ölecek miyiz? Hayır. Ama yani nereye doğru götürebiliyoruz? Şimdi aşçılar bunun farkına varmaya başladı. Ve buna göre artık biraz da vicdanı olan insanlar ise ki aşçılar iyi kötü. Sizce 7 toplantısı ne kadar güzel toplantısına bakmadan bir şeye tamamen bir sosyal dokunuyoruz. Şeydi yani böyle ben çok etkilendim açıkçası. O yüzden gastronomi bu kadar yani havalı popüler iş vesaire anlamında değil. Ama çok alana dokunuyor, çok insana dokunmaya başladı. Bu son yani benim annem babamın jenerasyonunun başladığı. İşte sana bakarak yavaşça söylüyorum, dikkatlice söylüyorum, bozulma şimdi bana ama evet yani senden bir fırt belki bir 10 yaş büyüklerin aslında başlattığı bir dünyada bir çöküşün, tüketimin, doğa kirliliğin vesairenin başlattığı bir tüketimin şu an farkına varmış vaziyetteyiz. Ya bir dakika dur biz böyle devam edemeyiz. Bunun bir uyarış çağı. Evet ve bu birçok alanda artık kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Aşçılar da kendi yapabildiklerini yapmaya çalışıyorlar.